noktada İrfan Hoca'nın da görüşlerini almak isterim. İran, denklemdeki İran ve İran'a yönelik oluşan o beklenti. Bugün ikimiz de mavi olmuş. Güzel. Evet, mavi yüzü. Hava kuvvetlerine geçti ama Allah'ın piyadesi ya. Bir bayrak değişimi oldu. Hocam buyurun. Hoca general olduğu için lazeri tutuyorum ama işlemiyor. İşlemez. İşlemiyor. Hocam denkleme bir de İran'ı soktuğumuzda zaten yine Caşın Hocam da belirtti. Sıkışmış bir İsrail ve savaş alanlarını, çatışma alanını genişletmeye çalışıyor. Lübnan'a yönelik adımları var, Suriye'ye yönelik adımları var. İran'ı da denklemin içerisine sokmaya çalışıyor. Hocam şöyle bitirdi. Eğer İran denklemin içerisine girerse görülmedik bir gerilim ve bölgede o Amerika'nın da kurduğu ittifakla birlikte yeni bir çatışma alanı. Ne dersiniz? İran şöyle eleştirilerle de karşılaşıyor. Misillemede geç kalıyor ya da misilleme yapmayacak. Bu konudaki sizin yorumlarınızı merak ederim. İran böyle bir denkleme girerse bölgedeki durum nasıl şekillenir? Yorumlarınız kıymetli. Buyurun. Ya İran en başından beri bu işin dışında kalmaya çalıştı. İran'a sürekli tahrik ettiler. Ya Hizbullah'ı da aslında İran yönlendiriyor. Öteki vekil kuvvetleri de İran yönlendiriyor. İran bu çatışmanın parçası olmak istemiyor. Çünkü bundan ulusal çıkarları bakımından zarar göreceğini düşünüyor ve belli bir periyot sonra belki de İsrail konusundaki nihai olarak düşüncesini pratiğe aktarmak istiyor. Şu an erken olduğunu düşünüyor. Tahrik ettiler sürekli. Mesela işte son iki olayı hatırlayalım. Büyükelçilikteki 1 Nisan'da konsoloslukta saldırı tertipledi. Orası uluslararası hukuka göre İran toprağı sayılır. Sonra az önce Mesut Hoca bahsetti. Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'ne de dokunulmazlıkları var o tip konutların. Suriye'deki saldırıdan bahsediyorsunuz. Diyor. Evet, ona 13 gün sonra yasak savma kabilinden beklentilerin çok gerisinde haber vererek bir cevap verdi. Ama 31 Temmuz'da İsmail Haniye'nin Tahran'da katledilmesine karşı İran şu ana kadar sert açıklamalar yapmış olmasına mukabil bir cevap vermedi. Şöyle bir açıklaması var. Geçtiğimiz seferki misillemeden daha yukarıda, bu kez kimseye haber vermeden daha sert bir misilleme yapacağız dedi. En azından çerçeveyi böyle çizdiğini söyleyebiliriz. Evet, bu da işte psikolojik savaş karşı tarafı sürekli teyakkuzda tutuyor. Siz mesela Yahudi olsanız, İşte Kudüs'te, Tel Aviv'de, Aşdod'da, herhangi bir İsrail kentinde gece yatsanız acaba bugün İran saldıracak mı? Acaba Hizbullah saldıracak mı? Değil mi? Endişe içerisinde olursunuz ve zaten halkın önemlice bir kısmı da olağan hayatın akışı içerisinde fazla etkilenmemiş gözükmelerine rağmen geceleri sığınakta geçiriyorlar. Yani çünkü ölme tehlikesine karşı en azından değil mi sığınak kendilerine geçici bir koruma sağlıyor. Şunu da konuşmuştuk daha önce. İsrail'in kuzeyinde sınır hattına yakın bölgelerin boşaltıldığını güvenlik tedbiri evet. açısından. Onların da daha güneyde başka noktalara yerleştirildiğini. Otellere falan bir takım orada da bir tartışmanın sürdüğünü biliyoruz. Ama yani o İsrail'in güvenliğini tabii ki Netanyahu'nun politikaları tehlikeye soktu. Bugün İsrail'de 500 binden fazla kişi ülkeyi terk etti. Niye gidiyorsunuz? Nereyi terk ediyorsunuz? Çünkü 7 Ekim patlak verdiği zaman tüm dünyadaki Yahudileri savunmaya çağırmıştı Netanyahu değil mi? Fakat bugün çifte vatandaş olanlar hep İsrail'i terk ediyorlar. İsrail'den ayrılıyorlar. Çünkü güvensiz bir yer haline geldi. Bakın 7 Ekim'i esas alalım yahut da 31 Temmuz'u İsmail Haniye'nin katledilmesini esas alalım. Hangisini esas alırsak alalım. Cin şişeden çıktı. Artık hiçbir şekilde statüko ante'ye, savaş öncesi döneme dönülemez. Yani İsrail'in belki de bu coğrafyada kendisi bakımından varlığını tehlikeye sokacak gelişmeler tetiklendi. Şimdi ilk zamandan beri bir stüdyoda vardı, konuşuyorduk. İşte peki Mossad bu 7 Ekim'deki saldırıyı haber almadı mı? Değil mi? Bu kadar organize bir saldırıyı Aksa Tufanı adıyla İzzettin, Kassem, Tugayları uygulayacağı zaman onun öncesinde haber almadı mı? Aldıysa neden engellemediler? Almadıysa bu nasıl bir ilişki? Mesela buradan da başladığımızda aslında olan bitenin bir tıkanmışlığının önünü açma çabası olduğu görülüyor. Buna İsrail içinden destek verenler de olabilir. Tıkanmışlık şurada. Aslında devlet terörü, İsrail devlet terörü iki bölgede de devam ediyordu. İşte Gazze'de de devam ediyordu. Gazze, üst açık hapishane.
Ve kuzeyinden, doğusundan, İsrail tarafından, işte onların da sınırı var. Batı tarafında deniz var, burada da Mısır var ve Refah Kapısı çoğu zaman kapalı. Sadece Mursi'nin iş başında olduğu dönemde belki de o kapı rahat çalıştı. Şimdi bu Batı yakası, Batı Şeria, mesela buraya da bakalım çünkü... Hocam orası ile ilgili çok önemli bir rakam var. Sözünüzü kestim. Gazze'de şöyle bir iddiası var. Orada Hamas var. İzzettin Kassam Tugayları var. Biz onlarla mücadele ediyoruz. İsrail'in tezi bu. Evet. Peki ölüm sayılarına baktığımızda son bir yılda 1000'in üzerinde kişiyi de Batı Şeria'da öldürmüş. Yani evet. Peki Batı Şeria'da kim var? Orada Hamas'ın olmadığını biliyoruz ki kendileriyle ilişki yönetebilen bir yapının da Batı Şeria'yı... Hamas güçlü olmamak... ...la beraber Batı Şeria'da da var. Hayır, şöyle söylemek istiyorum. Batı Şeria'da var güç ama... Güç olarak yok. Yani. Orada da Batı Şeria değil. Filistin Kurtuluş Örgütü mensuplarına saldırıyor. Yani Filistinli olan herkese saldırıyor. Yani bir kendilerince meşruiyet kazandırma durumunun da ötesinde... ...sadece Gazze'ye değil, Batı Şeria'ya da saldırıyor. Tamam. Kuzey'e de saldırıyor. Yani onlar için orada Hamas'la mücadele bir kılıf gibi görünüyor. Tıpkı barışı uzun süredir dillendirip aslında operasyonlara devam etmesi gibi yorumunuzu merak ederim. Buyurun. Şimdi Mahmut Abbas'ın, Filistin Devlet Başkanı'nın işte TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapması önemli tabii. Doğru. Türkiye Filistin davasına güçlü destek verdiğini somut biçimde ortaya koymuş oldu. Bu vesileyle dikkatler Batı Şeria üzerinde yoğunlaştı. Şimdi burası 360 kilometre kare. Batı Şeria 5600 kilometre kare. Topyekün İsrail toprağı 22 bin kilometre kare. Ama izleyicimiz biliyor ki Batı Şeria bizim böyle gösterdiğimiz gibi yekpare değil. İşte tam da ben de ondan bahsedeceğim. Filistin parçalanma haritası var. Hemen onu ekranlara getireyim hocam. Ben de, tam ondan bahsedeceğim. Çünkü Batı Şeria'da Gazze-Eriha anlaşmasıyla 3 farklı bölge var. A bölgesi, B bölgesi, C bölgesi. Şimdi baktığımızda en sonki işte haritaya buraya baktığımızda bugün Batı Şeria'daki A bölgesinde siyasi ve idari, yani Mahmut Abbas'ın kontrol altındaki toprakların bir bölümünde siyasi ve idari yönetim İsrail'in elinde. B bölgesinde siyasi yönetim Filistinlilerin elinde, askeri yönetim Yahudilerin elinde. C bölgesinde her ikisinde de Filistinlilerin elinde. Yani aslında Gazze bu tecrit haliyle, üst açık hapishane haliyle 7 Ekim öncesi Batı Şeria'dan daha özgür bir yerdi. Çünkü burada bu 5600 kilometre karede 700 bin Yahudi yerleşimci var. Doğru. Bir arsayı giriyorlar, işgal ediyorlar ve Yahudi daha yerleşimci sonra, değil de Yahudi işgalci İşgalci, evet. Bir arsayı işgal ediyorlar, oraya toplu konut yapılıyor. Parasını işte Avrupa'daki, Amerika'daki Yahudiler yahut da hükümetler veriyor. Bir taraftan da bunun hukuka uygun olmadığı falan şeklinde bir takım kararlar parasını alınıyor. Parasını da vermedikleri oluyor. Fakat bir taraftan konutlar sürekli yapılıyor. Yanına karakol, sonra oraya Filistinliler girmesin diye duvar, tel örgüler. Yani burası, burada Mahmut Abbas'ın kontrol ettiği bölgenin büyükçe bir kısmında aslında İsrail hükümran vaziyette, İsrail hakim vaziyette. Şimdi buradaki yapıyı Gazze'ye taşımaya çalışıyorlar. Gazze'yi iki parçaya, üç parçaya bölerek... ve işgali sürekli hale getirecek zaman bir yapı girip, kurmaya operasyon yapıp çıkabilecekleri. Hocam çok sıcak bir gelişme yaşanıyor. Bir virgül koyalım. Sınır hattına gideceğiz. Sanırım Hizbullah'ın İsrail'e yönelik bir misillemesi var. Atagündüz Kurşun gün boyu haber nöbetini tuttu. Bizi bekliyor şu anda. Ata kolaylıklar dileyelim. Gün boyu yaşananları izleyicilerimizle paylaştın. Gün yavaş yavaş geceye döndü. Haftayı da tamamlıyoruz. Bir gerilimli bekleyişin sürdüğünü her sabah yaptığımız yayınlarda sen de aktardın. İran ne zaman bir izinleme yapacak? Hizbullah ne zaman adım atacak? İsrail şu anda neler yaşanıyor? Az evvel galiba sıcak bir gelişme de yaşandı. Özetler misin lütfen izleyicilerimize? Teşekkür ediyorum Aktan Uysal. Size ve konuklarımıza iyi yayınlar diliyorum. Geldiğimiz süreçte şunu görüyoruz. Artık bu saldırılar ve misillemeler böyle kısır döngüye girmiş gibi. Yani neredeyse bir ay oldu. Siz de söylediniz. Evet, az önce Hizbullah yine hemen bizim arka tarafımızda yaklaşık bir 10 kilometre ötede Kiryat Şimona bölgesi var. O noktaya roketlerle saldırı düzenledi. Gün içerisinde de yaklaşık 100 civarında füze atıldı, roket atıldı, katyuşa atıldı, kamikaze dronlarla saldırı düzenlendi. Ama sahaya baktığımızda bugün Hizbullah'tan bir açıklama yapıldı. 7 mensuplarını
kaybettiklerini duyurdu Hizbullah. Böylelikle 7 Ekim 2023'ten bu yana kaybedilen Hizbullah mensubu sayısı 427'ye ulaşmış oldu. Bu arada toplamda da 564 kişi bugüne kadar, yani Lübnan'ın güneyinde bu İsrail saldırılarından yaşamını yitirmiş oldu. Evet, Hizbullah çok ağır bir misilleme yapıyor ama İsrail tarafında bu çok da fazla aslında kayıplara neden olmuyor, onu söyleyelim. Sadece geçtiğimiz hafta bir asker öldürülmüştü, İsrail askeri. Biri ağır, 5 kişi de yaralanmıştı ama bugün gün içerisinde hiçbir şekilde mesela kayıp verilmediğini açıkladı İsrail. Tabii ki bir taraftan da enformasyon savaşı yaşanıyor ama ağırlıklı olarak o atılan füzeler, roketler demir kubbe sistemi tarafından imha ediliyor. Hatta imha edilmeyenler, dokunulmayanlar da boş araziye düşüyor ki İsrail de zaten bunun görüntülerini yayınlıyor. Hizbullah da yayınlıyor. Ama sahada baktığımızda İsrail'in sadece Hizbullah'la değil, yani Lübnan özelinden bahsediyorum, sadece Hizbullah'la değil Hamas ve El Fetih'le de artık mücadele ettiğini görüyoruz. Hatta nokta atışlar şeklinde ta 30 Temmuz'dan başlayan Hizbullah'ın 2 numaralı isminden Fuat Şükür'den başlayan o süreç yine bu noktada Beka Vadisi'nde Hizbullah'ın silah depoları, roket atar sistemleri, üst düzey isimler, komutanlar ki bundan önceki süreçte oldu. İşte Sayda şehri var Lübnan'ın güneyinde, sahil kenti. Orada bir Hamas'ın üst düzey komutanı hedef alınmıştı. 2 gün önce ilk kez El Fetih hedef alındı ve sadece Lübnan değil, artık biraz daha böyle Suriye tarafına doğru genişletiyor İsrail o nokta atışlarını. İşte Beka Vadisi bunlardan biri. Bugün gün içerisinde yine Hama'ya, Suriye'nin Hama kentine bir saldırı düzenlendiği belirtildi. Ondan önceki günlerde yine Humus'ta Hizbullah'ın silah deposu vurulmuştu ki Hizbullah'ın zaten Suriye'den ve Irak üzerinden İran'a kadar uzanan lojistik bir hattından bahsediyoruz. Ama dediğimiz gibi Hizbullah'tan Fuat Şükür'ün intikamının alınması bekleniyor. Ama gelinen süreçte onun intikamı alınmış değil. Halen daha intikam yeminleri ediliyor. Ama biz almadık, almıyorsak da İsrail'e verdiğimiz bir cezadır deniliyor. Ama aslında sahaya baktığımızda bunun cezasını Hizbullah çekiyor gibi, dedim ya, yani bugün sadece gün içerisinde 7 mensuplarını kaybettiklerini açıkladı Hizbullah. İsrail tarafında da maddi hasarlar yaşanıyor ama bir aydır sadece bir tane askerlerini kaybetti İsrail. Demir kubbe sistemi o %70, %80'in de imha etme kapasitesine sahip. Dolayısıyla şu an itibarıyla sınırda, hani dediğim gibi, yani bu artık böyle biraz rutine dönmüş durumda. O Fuat Şükür'ün intikamı ne zaman alınacak? Tabii bir taraftan İran sessizliğini koruyor, uluslararası baskı, hiçbir şey yapılmıyor. Hizbullah da o misillemelerin dozajını artırmış durumda sadece. Yani 7 Ekim 2023'te İsrail Gazze'ye katliam başlattığında buradan rahatsız ediyordu İsrail Hizbullah. Günde birkaç tane füze atılıyordu. İsrail karşılık veriyordu falan. Ama o Fuat Şükür suikastinden sonra bu misillemeler biraz daha artmış durumda. İşte füze salvoları gönderiliyor. 20 tane, 30 tane. Dediğim gibi bugün gün içerisinde de 100 tane roket gönderildi ama İsrail tarafında herhangi bir kayba neden olmadı bunlar. Ata, bazı sorularımız olacak. İlkini ben yönelteyim müsaadenizle. Sonra Caşın Hocam'ın da sorusu olacak. İlk anlar itibariyle özellikle Gazze'deki bazı birliklerini kuzeye doğru İsrail'in kaydırdığı ve o bölgede bir yığınak yaptığına yönelik haberler geliyordu. Zaman zaman bölgedeki muhabir arkadaşlarımız da o sevkiyatı görüntüleyip izlenimlerini paylaşıyorlardı. Ne dersin, hala o teyakkuz devam ediyor mu? O sevkiyat sürüyor mu? İsrail'in, senin bulunduğun noktada gözlemlediğin İsrail'in hazırlıkları ne yönde, bunu soracağım. Bulunduğun noktaların biz boşaltıldığını İsrail tarafından biliyoruz. Hala öyle bir kırmızı alarm seviyesi sürüyor mu? Benim sorum bu olacak. Bölmemek adına Caşın Hocam'ın da sorusunu alalım. İki soruya da yanıt verirsen seviniriz. Caşın Hocam, buyurun. Şimdi ben de aynı şeyi soracaktım ama iki husus da şöyle. Beyrut Havaalanı'ndan hala çıkış var mı? Yani vatandaşlar, Lübnan vatandaşları ülkeyi terk etmeye devam ediyorlar mı? İkinci husus da denizden gelebilecek bir tehdidi bekliyor mu Lübnan? Yani bir amfibi Amerikan çıkarması mı? Yoksa buradan 100-130 bin yabancıyı çekeceğiz diyorlar Kıbrıs'a. Böyle bir istihbarat geldi mi? Böyle bir duyum var mı? Ata.
Böyle bir duyum yok hocam. Önce sizin sorunuzdan başlayayım. Böyle bir duyum yok ama Beyrut Havalimanı'nda da normal işleyiş devam ediyor. Hani böyle aman aman bir teyakkuz hali yok Lübnan'da. Siz de biliyorsunuz bu bölgeyi. Yani Lübnan'ın çok kozmopolitik bir yapısı var. Yani biz diyoruz ya şu anda Rimeş köyündeyiz. Burası bir Hristiyan köyü. Hayat normal akışında devam ediyor. Hatta yani insanlar o tam da sınırın sıfır noktasına halen de evler yapıyorlar. Yani o bombardımanın altında. Çünkü İsrail savaş uçaklarıyla bir bomba bıraktığı zaman yani yer sallanıyor. Evlerin iş yerlerinin camları sarsılıyor. Burada bir şekilde yaşam devam ediyor. Rimeş köyündeyiz. Ama hemen sol tarafında yani bir kilometre ötede Ayta Eşşap köyü var. Sivillerden arındırılmış bir nokta orası ve Hizbullah üyeleri var orada. Bazı binaları karargah olarak kullanıyorlar. Roket atar sistemleri vesaire var. Orada evlerin bahçelerinde kamufle olmuş şekilde. İsrail mesela günlerdir o köyü vuruyor. Bazen savaş uçaklarıyla, bazen topçu atışlarıyla. Dolayısıyla yani Beyrut'ta hayat normal devam ediyor ama güneyde işte o Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Dahiye semti var. İsrail savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal ediyor. Ses bariyerleri aşılıyor. Sonik patlamalar meydana getiriliyor. Özellikle o Şiilerin yaşadığı, Hizbullah üyelerinin yoğun olarak yaşadığı yerde bir korku ve panik havası verilmeye çalışıyor ki bunu Hasan Nasrallah da ilk konuşmasında Fuat Üşkür'ün cenazesinde söylemişti. Düşman kuvvetleri bu şekilde patlamalar yapabilir uçaklarla. Bu sizi korkutmasın. O onların yani bu yaptıkları İsrail'in acziyetini gösterir, zihinlerinin küçüklüğünü gösterir gibisinden bir ifade kullanmıştı. Dolayısıyla yani şu an itibariyle Lübnan'da ve Beyrut özelinde durum bu. Denizden de bir tehdit olur mu, olmaz mı onu bilemiyoruz ama Beyrut'ta sahil kenarında hayat gayet normal bir şekilde devam ediyor. Kafeler açık, restoranlar açık. Biz gün içerisinde bazen bakıyoruz. Hayat normal bir şekilde devam ediyor. Halktan Uysal'ın sorusuna gelecek olursak. Halen de o sevkiyatlar devam etti. Geçtiğimiz haftaya kadar devam ediyordu. Tabii İsrail bundan önceki süreçte tüm gücünü, tırnak içerisinde enerjisini Gazze'ye yoğunlaştırmıştı ama Gazze'de halen de başarılı olduğu söylenemez ama neredeyse zaten yerle bir oldu orada. 40 binin üzerinde insan katledildi, çoluk, çocuk, hedef gözetilmeden. Ama ağırlıklı olarak artık bu bölge, çünkü Hizbullah sadece şu anda İsrail'le mücadele ediyor. İran, onu aldık bir kenara koyduk. Hamas'ın gücü zaten ortada. Dolayısıyla şu anda İsrail'le aktif olarak mücadele eden bir Hizbullah'ı görüyoruz. Ve bu nedenle de İsrail'in kuzeyinde de korku ve panik havasının hakim olduğunu söylemek mümkün. Sevkiyatlar yapılıyor. Özellikle vatandaşların da korunaklı alanlara gitmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Birçok nokta boşaltılmıştı. Orada köyler, kasabalar 100 bin civarında kişi tahliye edildi ama tabii ki gitmeyenler de var. Dolayısıyla onlar da Hizbullah'ın tehdidi altında, tehlikesi altında. Bu nedenle de orada da bir teyakkuz hali hakim. Son bir şey daha söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde Hizbullah tünel videosu yayınlamıştı. İşte roketlerin olduğu, kamyonların olduğu. İsrail Kanal 12 televizyonunda da şöyle bir açıklama yapıldı. Yani o tünellerin bizim buradan çıkmayacağı ne malum? Hani bizim anlayacağımız dilde söyleyeyim. O nedenle de böyle vatandaşlar arasında korku ve panik havasının da hakim olduğu duyuruldu İsrail Kanal 12 televizyonu tarafından. Ama kara savaşı ile alakalı herhangi bir hazırlık yok, onu söyleyelim. Çünkü İsrail'in buna yelteneceğini zannetmiyoruz. En azından bu bölgedekiler de zannetmiyor. Ve bulunduğumuz konun itibarıyla da herhangi bir kara savaşı veya kara harekat hazırlığında olmadığını söyleyebiliriz. İsrail şu anda ağırlıklı olarak böyle nokta atışlar şeklinde tam hedeflere odaklanıp nokta atışlar şeklinde saldırılarını düzenliyor. Hizbullah ise füze salvolarıyla, işte kamikaze dronlarla buna karşılık vermeye çalışıyor. Şu anda bölgede durum bu. Peki. Teşekkür ediyoruz. Bir soru daha var. Ceyhun Bozkurt bugün konuklarımızdan biriydi. Buyurun Ceyhun Bozkurt. Değerli Atagündüz Kurşun, iyi çalışmalar da Aydın Baytar'la beraber kolay gelsin sizlere. Şeyi merak ediyorum. Birincisi yani şimdi İsrail ordusu Gazze'de çok yıprandı. Başarısız oldu. Hamas'ı yenemedi. Bunu çok net görüyoruz. Bunun İsrail'e etkileri de oldu. Askeri anlamda, kara anlamında özellikle, kara gücü anlamında çok etkisiz olduğu ortaya da çıktı. Şimdi Hizbullah, yani orada şu konuşuluyor mu?
Hizbullah neyi bekliyor? Bu kadar yorgun, başarısız. Golani Tugayları dedikleri, efsane Tugaylarının bile darbe yediği bir süreci yaşamış İsrail'le karşı harekete geçmek için neyi bekliyoruz gibi bir tartışma var mı? Onu merak ediyorum. Böyle bir tartışma yok ama en azından bizim sahada gördüğümüz Ceyhun Bozkurt herhalde bu ateşkes görüşmeleri ve rehine takası görüşmeleri bekleniyor. Çünkü İran da bunu bekliyor ve belki de böyle olayların herhalde biraz da yatışması bekleniyor. Hani ben bundan önceki yayınlar demiştim ya, iki söz vardır, bir demir tavında dövülür, o demir tavında dövülmedi. Bir ay geçti neredeyse o suikastlerin üzerinden. Muhtemelen intikam soğuk yenilen bir yemektir denilecek ve hiç kimsenin hiç ummadığı bir anda belki de bir füze salvosuyla saldırılacaktır. Yani nihayetinde şimdi geldiğimiz süreçte Hizbullah İsrail'in kuzeyinde nerede hangi askeri üs var biliyor. Yani bunu zaten videolarla da yayınlıyorlar. Yani diyorlar ki şurada şu tugayınız var, burada bu karargahınız var. Hatta Hayfa'ya kadar hatırlayın, yani drone görüntüleri çekilmişti, yayınlanmıştı. Tabii. Ama Hizbullah'ın elinde etkili bir silah gücü yok. Yani İsrail'in demir kubbe sistemi var. Hizbullah'ın elinde ise Katyuşa roketleri var veya füzeler var. İşte güdümlü füzeler var ama bunların birçoğu zaten, yani hep diyoruz, %70'i 80'i demir kubbe sistemi tarafından imha ediliyor. Demir kubbe sistemi böyle yerleşim yerlerini isabet etmeyecek olanları da bırakıyor. Boş arazilere düşüyor. Yangın çıkıyor. Yani çok da fazla bir hasar veremiyor. Hani anladığımız şu, belki de o demir kubbe sistemi de test ediliyor Hizbullah tarafından ki bunun da açıklaması yapılmıştı daha önceden. Demir kubbe sistemi de hedef alındı diye. Dolayısıyla belki de atıyorum, hani bugüne kadar en fazla atılan, işte bir seferde atılan 60 füze biliyoruz biz. Yani bir aydır burada onu gördük. İşte 5 tane atılıyor, 10 tane atılıyor. Bugün gün içerisinde işte 100 tane füze atıldı. Ya belki de şimdi 1000 tane füze atılacak. Belki de böyle alınacak Fuat Şükür'ün intikamı, bilemiyoruz. Ama geldiğimiz süreçte İsrail tarafında bir kayıp yok. Ama Hizbullah tarafında dediğim gibi bugün 7 tane kayıp var. 2 numarasını kaybetti. Bundan önceki günlerde de yine Hizbullah'ın üst düzey komutanları hayatını kaybetti. Bugün de mesela Ayteş Eşyap köyünde bir cenaze töreni vardı. Yine komutanlardan bir tanesi olduğunu söylediler. Tabii biraz daha belki rütbesi düşüktür. Orada da bir cenaze töreni vardı. Yani Hizbullah sürekli cenaze kaldırıyor şu anda. Ama İsrail'in hava kuvvetleri malum, topçu birlikleri malum. Havadan nokta atışlarıyla, silahlı insansız hava araçlarıyla sürekli olarak Hizbullah'a nokta atışları gerçekleştiriyor İsrail. Peki. Atagün Düzkurşun, teşekkür ediyoruz. Aydın Baytar'la birlikte kolaylıklar diliyoruz. Yeni gelişmeler oldukça sıcağı sıcağına lütfen paylaşın bizlerle, izleyicilerimizle.